Yıllar önce sabah alarm çaldığında ilk yaptığım şey yuvarlanıp alarmı ertele butonuna basmaktı. Ya ertele butonuna basıp hoş, yumuşacık, rahat yatağınızda uykuya geri dönme seçeneğiniz vardır ya da gözlerinizi açıp yataktan çıkma seçeneğiniz vardır. Bu seçim disiplin gerektiren bir seçimdir. Benim disiplinim yoktu. Her zaman kolay olan, daha rahat olan yolu seçerdim. Problem de şu. Bu seçim uyandığınız anda verdiğiniz ilk karar olduğu için aslında kendinizi zor durumdan kurtarıyorsunuz. Zihninizi tüm gün boyunca kolay çıkış yolundan gitmek için eğitiyorsunuz. Bu da sizin tüm ay boyunca kolay yolu seçmenize yol açıyor. Evet, hiçbirimiz disipline doğmadık. Bu eğitmemiz gereken bir kastır. Ne derseniz deyin umurumda değil. Güne nasıl başladığınız o ilk saniyede bitiyor. O anda verdiğiniz karar, sadece yataktan kalkıp kalkmamak kadar ufak bir karar değil. Bu karar, tüm hayatınızı şekillendirebilecek bir karardır. Bu motivasyonel, ilham verici bir zırvalık değil. Bu bir gerçek. Ben küçükken bir gün yılda 50 bin dolar maaş veren bir işim olsun diye hayal ederdim. Bu, geldiğim yerdeki bir çocuk için sadece bir hayaldi. Bana o zaman milyonluk bir şirketi işleteceğimi ve kendi işletmemi kuracağımı söyleseydiniz eğer, yüzünüze gülerdim. Dünyamı sadece ve sadece kendimin şekillendirebileceğine inanmaya başlayana kadar istediğim her şeyi başarmaya başladım. Sabah verilen o küçük karar, gözlerinizi açıp yataktan çıkarsanız, o gün karşılaşacağınız bir sonraki karar kolay çıkış yolundan gitmemek için disiplinli olacağınızdır. İnsanlar bunun farkında değil. Ama o yatak tüm hayatınızı temsil edebilir. O yatakta kalırsanız konfor alanınızda kalıyorsunuz demektir. Bu da tüm gününüzün, ayınızın ve yılınızın konfor alanında geçeceği anlamına geliyor. Ve bir bakmışsınız, tüm yılınızı konfor alanında geçirmişsiniz. Kendinizi yeni pozisyonlara itmemişsiniz. Yeni bir şey denememişsiniz. Risk almamışsınız. İleri gitmemişsiniz. Bunların hepsi günümüzün ilk saniyesinde başlar. Dolayısıyla bunu hafife almayın. Disiplin oluşturmaya başlayın. Bunu ben de yapmaya başladım ve bana büyük anlamda yardımcı oldu. Kolay değil ama buna değer. Yarattığımız en kötü cümlelerden bir tanesi de inanmak için görmek gerek. Bu cümle küçük zekalı, alaycı bazı şeylerin daha iyi olacağına dair umudu olmayan insanlar tarafından oluşturulmuştur. Herkesin bunun doğru olduğuna inandığı bir dünyayı hayal edebiliyor musunuz? Arabalar, uçaklar olmazdı. Karanlıkta bir ışık olmazdı. Bilgisayarlar ve telefonlar olmazdı. Dağları tırmanamazdık, rekorlar kıramazdık veya aya gidemezdik. Bu zırvalığa ben inanıyordum. İnsanlar bunu tamamen yanlış anlıyor. İnanılana dek hiçbir şey başarılamaz, düşünülemez. Görmek için inanmanız gerekiyor. Hayatınızda yapmak istediğiniz, içinizde gece gündüz size fısıldayan bir şey varsa, siz bunun mümkün olduğuna inanmayı seçene kadar bu her zaman sadece bir fikir olarak kalacak. Buna o kadar çok inanmanız lazım ki, sanki olmuş gibi düşünmelisiniz. Oradaymış gibi yürümeniz, konuşmanız ve inanmanız lazım. İnsanlar delirdiğinizi, kafayı yediğinizi falan düşünecek. Bu mümkün değil, çok riskli. Yapmamalısın, dikkatli ol, bildiğin şeye, yaptığın şeye sadık kal diyecekler. Dedim. Siz hayallerinizi takip edin. Bu insanların inanmak için görmeleri gerekiyor ama sizin görmeniz için inanmanız lazım. Çok zor bir durumdaydım, 19 yaşındaydım, daha çocuktum. Önüme çıkacak olan tüm problemlere, acılara odaklanmayı seçebilirdim. Bunun yerine ben adımlarımı değiştirmeye karar verdim. Canıma yetti demeye karar verdim ve bunları değiştirmenin yollarına odaklandım. Bu şeyi yarın deneyeceğim veya yarın yapacağım. Bir gün formda olacağım. Bir gün o kişiye nasıl hissettiğimi söyleyeceğim. Bir gün o işe başlayacağım. Bir gün bu işi bırakacağım. Bir gün bu kötü niyetli ilişkiyi bitireceğim demek kolay. Hepimizin kendimize sürekli o şeyi yapacağımızı söylediğimiz zamanlarımız olmuştur. Problem de şu. Etrafımızdaki fırsatlara bakıyoruz ve riskliler diyoruz. Şunun farkına varmamız lazım. Hayat başlı başına risklidir. Ne kadar uzun yaşadığınız önemli değil. Önemli olan şey nasıl yaşadığınızdır.
hayat baş edilemez hale geldiğinde ve her şey çok fazla olmaya başladığında bazı şeyleri kontrolden bırakmak kolaydır. Ben de o yoldan geçtim. Tüm dünyanın yükü omuzlarımızdaymış gibi. Hiçbir şeyin istediğiniz gibi gitmediği, işinizde promosyon alamamanız, ekibi sevmediğiniz, çıkma teklifi ettiğiniz kişinin hayır dediği, şirketinizin tökezlediğini, faturaların yığıldığını hissettiğiniz o yoldan. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Size önerim, ışığı bulmaya odaklanmanızdır. Eğer bütün zamanınızı dünyadaki tüm sorunlara ve hayatınızdaki problemlere odaklanmaya harcarsanız mutlu olamazsınız. Bugün yaşadığımız dünyada olumsuzluklarla dolu medya tarafından tüketilmek çok kolaydır. Olumsuz bir hikaye görmeden televizyonu kapatamazsınız. Herkesin problemi var. Mutlu olan ve olmayan insanlar arasındaki fark, mutlu olan insanların karşılaştığı zorluklardan ziyade onlara çözüm bulmaya odaklanmayı seçmeleridir. Her zaman bir seçiminiz bulunuyor. Bir şeylere sahip olduğunuza inandığınız zaman harika şeyler gerçekleşir. Beyniniz bunu gerçekleştirmek için harekete geçer. Sizin belki silebileceğiniz ufak, ince fırsatları fark etmeye başlar çünkü size istediğiniz şeyi vermek için yapacak işinin olduğunu bilir. Her şey bakış açısıyla alakalı. Dünyanız ve hayatınız, siz onları dönüştürdüğünüz her şey olabilir. Ama bunu siz yapmalısınız. Hafife almayın. Kolay yolu seçmeyerek hayatınıza disiplin sokmaya başlayın. Çoğumuza büyürken istediğimiz her şeyi alabileceğimiz söylenir. Çoğumuz bunu duyarız ama dinlemeyiz, inanmayız. Bu bir zırvalık değil. Bu gerçek. İstediğiniz kişi olabilirsiniz. Yapmak istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Görmek istediğiniz şeyi görebilirsiniz. Hepsi sizin iradenizde yatıyor. Başka kimsenin değil. Ama inanmanız lazım. İnanırsanız başarabilirsiniz. Ne olursa olsun. Önceden iliklerime kadar kendi şirketimi işleteceğime ve şu anda kazandığımdan daha fazla para kazanacağıma, yuva kuracağıma ve mutlu olacağıma inanıyordum. Cebimde 5 kuruş yokken, bocalıyorken bile endişe duymazdım. Çünkü her şeyimle bunu değiştirebileceğime inanıyordum. O yüze bakıp, beni alt edemezsin, çok güçlüyüm demelisiniz. Çoğu kişi boyun eğer ama siz eğmemelisiniz. Kolay olmayacak. Çoğu zaman kaçış yolu yokmuş gibi, yapamıyormuş gibi hissedeceksiniz. Ama her zaman umut vardır. Kontrolü ele almanız ve doğrudan saldırıya geçmeniz lazım. Çünkü siz bunu yapar yapmaz, tıpkı bir kasın ağırlıkları kaldırması gibi daha güçlü hale gelirsiniz. Rahatsız olmak sizi rahatlatır ve siz göz açıp kapayıncaya kadar bir makine olursunuz ve dışarıdaki hiçbir şey sizi etkileyemez. Çünkü zihniniz bunu yıkmaya çalışıyor. Asla kaçmayın. Daima savaşın. Hayatınızın kontrolünü elinize alın ve sonsuza kadar değiştirin. Gidip forma giyin. O kişiye nasıl hissettiğinizi anlatın. O işletmeyi açın. O işten ayrılın. Kötü niyetle ilişkiyi bitirin. Aslında bunu yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama riske girmeniz gerek. Bunu yapmamak tam olarak bir şeyi garanti eder. O da hayatınızın sonuna geleceksiniz ve denemediğiniz için bile pişman olacaksınız. Ya hayatınızın mağduru ya da ustası olursunuz. Ama seçim her zaman sizindir. Gidin ve halledin. Hayırı bir cevap olarak kabul etmeyin. Yere yığılırsanız tekrar ayağa kalkın. Asla pes etmezseniz başarısız olmazsınız. Mağdur olmayı bırakın. Hayatın sizi bir oraya bir buraya sürüklemesine izin vermeyin. Karşı koyun. Çünkü kendinize bunu kontrol edebileceğinizi söylediğiniz an, değiştirmeye başlayabileceğiniz andır. Sorumluluk almaya başladığınız ve kendinize hayattan istediğimi alabilirim ve hiçbir şey ve hiç kimse benim haricimde kaderimi belirleyemez dediğiniz an başlar. İstediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. İstediğiniz kişi olabilirsiniz. Yapabileceğinize inanın ve bunu elde etmek için sıkı çalışın. Asla inanmak için beklemeyin ve görmeyin. İnanın ve görün.